Şöyle domateslerimi önce dörde böleceğim. Çok fazla miktarlara ihtiyacımız yok. Üzerini süslemek, biraz lezzet vermek için bu sosları hazırlıyorum. O yüzden böyle bir avokado ve iki tane ufak domates yeterli oluyor. Şimdi domateslerimin şu çekirdek kısımlarını alıyorum. Şimdi domateslerimi küp küp doğrayacağım. Önce böyle ince dilimler çıkartıyorum. Dediğim gibi şöyle az bir miktar. Avokado için, kalanını da şu ufak kabın içine salsam için koyuyorum. Şimdi soğanımı hazırlayacağım. İkisinin içine de soğan kullanıyorum. Bir soğan yeterli olacak. Bir soğanın yarısı hatta yeterli olacak. Minik minik küp küp doğrayacağım bundan. Şimdi yine aynı şekilde az bir miktarını şöyle avokado sosum için. Kalanını da salsam için şöyle ekliyorum. Son olarak kişnişim var. İkisini de yine kullanacağım. Şöyle birkaç yaprak yeterli olacak. Çok boğmak istemiyorum kişnişe. Bunu da ince ince kıyıyorum. Ufak ufak doğradım. Şimdi bunu da ikiye böleceğim. Birazını avokado sosuma, birazını da domateslerime ekliyorum. Kişniş sevmiyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Taze baharatlar güzel bir lezzet veriyor. Şöyle. Son olarak avokadomu da hazırlayacağım. Bir adet benim için yeterli. Şu ufak kökünü çıkartıyorum. Avokadomun içine şöyle küp küp kesiyorum. Bir kaşık yardımıyla diğer malzemelerimi içine ekleyeceğim. Şöyle. İkisine de birazcık sızma zeytinyağı eklemek istiyorum. Şöyle. Birazcık tuz. Aynı şekilde öbürüne de ekleyeceğim. Birazcık karabiber. Ve sarımsak tozum vardı. Sarımsak tozumu avokado sosuma ekleyeceğim. Kalanını da beşamelin içine koyacağım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Son olarak biraz da lime ile ekşilik vereceğim. Şöyle bir tane lime'ım var. Şöyle bastırıyorum. Biraz avokadoya, biraz da domatesimi ekliyorum şöyle. Domatesi de avokadoyu da güzelce karıştıracağım. O sırada beşamel sosunu yapacağım. Bunlar da kenarda hafif böyle dinlenip marine olacaklar. Bu da hazır. Kenarda bekleteceğim ve beşamel soslu peynirli sosuma geçeceğim. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Tereyağımı eriteceğim. Onu hafifçe kavuracağım. Klasik beşamel yapar gibi düşünün. Şöyle. Tereyağımı ekledim. O eridikten sonra unumu koyacağım. Yavaş yavaş kavurmaya başlayacağım. İçine unumu ekliyorum. Şimdi içine yavaş yavaş sütümü vereceğim. 200 ile 300 mililitre arası kullanabilirsiniz. Eğer daha yoğun bir beşamel istiyorsanız ununuzu biraz daha arttırmanızı tavsiye ederim. Şöyle yavaşça. Şu benim için yeterli. Altını açıyorum. Sarımsak tozumu ekleyeceğim. Şöyle kalan. Birazcık tuz. Çok değil. Sarımsak tuzu da biraz. Tozu da çünkü biraz tuzlu. Ve şöyle birazcık karabiber. Beşamelimi böyle orta bir kıvam alana kadar çırparak pişirmeye devam edeceğim. Beşamelim istediğim kıvama geldi. Şöyle kenara alacağım. Burada bir iki saniye beni bekleyecek. O sırada peynirimi rendeleyeceğim. Ben genelde böyle aromatik peynirleri tercih ediyorum. Cheddar, eski kaşar gibi kaşarlar
ya da peynirler kullanabilirsiniz ama yoksa normal taze kaşarla da olur, hiç problem değil. Sadece bu biraz daha aroma ve lezzet katıyor. Ve yavaşça eriyene kadar karıştıracağım. Şöyle beşamelin sıcağıyla zaten eriyecek. Peynir sosum hazır. Şimdi bu kenarda beni bekleyecek. Şöyle. Ben de bu sırada nachosumu hazırlamaya başlayacağım. Bir servis tabağı alıp üzerine nachoslarımı koyuyorum. Herhangi bir mısır cipsi de kullanabilirsiniz. Nachos bulamıyorsanız hiç problem değil. Şöyle yayıyorum. Şimdi bunun üstüne hazırladığım peynir sosundan bolca dökeceğim. Peynir sosunu şöyle üzerine gezdiriyorum. Üzerine belirli yerlerine soslarımdan koyacağım. Şöyle salsamdan da gezdiriyorum. Yoğurdum var. Birkaç yerine şöyle süzme yoğurt koyacağım. Yine o hafifletiyor. Ve son olarak üzerine yine birkaç tane jalapeno biberi serpip servis edeceğim. Ve nachosum bu şekilde hazır olmuş oluyor.